Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Kamp günlüğü programına hepiniz hoş geldiniz. Programımıza Kastamonu Spor Teknik Direktörü Levent Eriş ile devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ee, kampa yeni başladınız sayılır hocam. Neler evet. söylersiniz? tabii bu tarafa yeni başladınız. Evet. iki etaplı bir kamp olarak değerlendirdiğimizde. Birinci etabı 13 gün, 14 gün boyunca e, Kastamonu'da gerçekleştirdik. Ve gerçekten harika bir ortamda gerçekleştirdik iklim olarak da yaşam olarak da çalışma imkanları olmakta. Hepsi birbirinden değerli bir 13 gün geçirdik. Açıkçası burada daha sıcak bir ortam, sıcak bir havada karşılaştık. Ben o, de onu soracaktım. Kastamonu mu sıcak burası mı? Diyeyim. Valla biz 13 gün üşüdük. Kastamonu'da inanılmaz serin bir havada çalıştık ve gerçekten oyuncularımızın zorlanmadığı ve bu konuda da çok rahat uyku düzenlerinde çalışma düzenlerinde de son derece başarılı bir dönem geçirdiğimizi söyleyebilirim. Ee, buraya geldik. Evet malum Türkiye'nin her bir tarafı şu anda çok sıcak ve bu sıcaklıkla birlikte de e, zorlanarak şu anda birkaç günü geçirdiğimizi ifade etmek isterim. Ama evet imkan olarak yine çok güzel bir imkanlarla çalıştığımız bir alan ve futbol artık burada bu turnuvalar, maçlar bunların hepsinin değerlendirilmesi gereken bir bölümdeyiz. Ve biz de bu bölümü iyi değerlendirmek istiyoruz. İkinci etap kampımızında aşağı yukarı 15 gün burada kalarak son derece verimli bir hale dönüştürmek istiyoruz. Peki hocam geçtiğimiz sezona gidecek olursak grupta tabii iki tane takım çekildi, iki takım düştü. Aslında biraz hani farklı dengelerin olduğu bir gruptu. Çok da değişik bir sezondu geçtiğimiz sezonu kısaca değerlendirirseniz sevinirim. Geçen sene e, Tabii Kastamonu da ligi çok e, geç, başladı. geç başladı. Evet e, Sezona başlarken Kastamonu Spor, GMG Kastamonu Spor takımı biliyorsunuz ki son bir haftada 10 günde takım kurdu. Ve o kuruşta da Sayın Onursal Başkanımız Cengiz Aygün'ün ve diğer ekibin önemli bir başarısı vardı. Ve gerçekten o zor şartlar altında ki Ödenmesi gereken çok ciddi transfer kapalı açılması gereken çok ciddi rakamlar e, ulaşılması gereken çok önemli oyuncular ve bunlarla birlikte aslında sezon başına çok zor şartlar altında başlanıldı ve e, devre arasına kadar da böyle e, çok da başarısız olmamakla birlikte ama e, istenilen seviyede olmayan bir gruptu devre arası bir takım Farklı düşünceler içerisine girilmiş, farklı hayaller konuşulmuş olmadığım bir ortamdan bahsediyorum sadece duyumlarıma göre konuşuyorum bu konuyla ilgili ve ikinci devrede playoff yakalanır mı diye bir e, hayal konuşulmaya başlanmış ama bu maalesef ki hayal gerçeğe dönüşecek bir durum bazen olmayabiliyor ve bu hayalinde ulaş ulaş ulaşılmayacağı çok kesin ve netti zaten futbolda iki kere iki dört yani beş değil bunu bilmemek için birazcık e, hayali fazla satmaya çalışmak demektir ben de o süreci daha sonradan dahil olan birisi olarak maalesef ki e, sonrasında ülkemizin yaşadığı çok büyük bir acıyla çok bir felaketle buradan hepsine Allah rahmet olsun diliyorum. Yerde kalanlara sağlığı diliyorum. Şifa, acil şifalar diliyorum yaralara. Ülkemizin yaşadığı o ciddi felaketten sonra da ligi, liglerimizin dengesi kaçtı. Bozuldu. Ve bir türlü istenilen e, seviye yakalamadı. Tam bir takım ritim yakalarken bay geçti. İşte bir takım boş e, yere 3 puan aldı falan filan. Bunların hepsi e, ligin temposunu kaybettirdi. Ve ligin temposunun kaybolması üzerine e, tabii ki kimin profa kalacağı, kimin düşüp düşmeyeceği, düşecek sayısının, takımın azalması, bazı takımların artık ligden düşmesi kesinleşti, e, lige, lige profa katılacak takımların sayısı belirleşti ve o yüzden de bana göre çok böyle iştahsız, çok arzusuz, çok Beklentisi olmayan bir aşağı yukarı 10 maç kadar bir süre geçti. Evet. Bizim bu süreçte de kalan 6 haftada 7 haftada da o süreç içerisinde önümüzdeki yani bu seneye yakın kurulmasını istediğimiz arzu ettiğimiz tesisleşmeden tutun ki. Çünkü önünüzdeki hedefi gerçekleştirmek istiyorsanız önce fiziksel şartların yerine gelmesini düşünenlerdenim yıllarca da bu tip takımlarda çalıştığım için fizikselleşmenin ön planda olduğunu çok iyi bilenlerdenim. Ve biz de sağ olsun Onursal Başkanımız C Sayın Cengiz Aygün'ün bize e, olan sevgisi, saygısı, inancıyla tesislerimizde müthiş bir e, değişim gerçekleşti şu anda. Hala da çalışmalar. Hala da çalış Çok isterim çünkü müthiş bir e, tesis yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Yani e, sonrasında saha çalışmalarına başladık. Saha çalışmalarını gerçekleştirdik. Orayı çok güzel bir hale getirdik. Bir tek eksiğimiz kaldı. Onu da e, maalesef ki ödenekle ilgili sanırım biraz sıkıntı var. Şehir stadını, Gazi stadının ben arka kale arkalarına panel yapılmasını arzu etmiştim. Çünkü ambiyansın çok daha iyi olabileceğini. Takım ateşleme. Evet yani biz hedefe oynamayı arzulayan bir takımız. Ama bunu arzularken de hep söylediğim gibi fiziki şartların doğru bir yere getirilmesi gerekiyor. Biz o sahanın arkasının o panellerle kapalı, kapatılması, daha fanus bir ambiyansın yaratılması, belki de şehrimizin taraftarının da seyirci kapasitesinin dolumuş, dolumuyla daha renkli bir havaya girebiliriz diye istedim. Şu ana kadar bu ödenekle ilgili bir sıkıntı hasıl oluyor. İnşallah, umarım başlar. Başladıktan sonra birkaç hafta içinde çok e, önemli bir şey değil çünkü istediğimiz şey. Sadece arkaların kapatılması o kadar. E, onun dışında kendi çalışma alanlarımızın her birini çok değiştirdiğimizi ve e, GMG Kastamonu Spor Takımı'na yakışır bir hale getirdiğimizi düşünüyorum. Ve bu süreçte de hem bunları yaparken hem de transferle ilgili evet, işte da giriş ha, transferle ilgili işte gidecek özellikle benim için transfer şu antrenörlük hayatımda hep bunu deneyimlemişimdir. Ben alacak oyuncudan çok gidecek oyunculara yani ve kalacak oyunculara iş transferi daha çok dikkat eden bir adamım. Çünkü takdir ederseniz ki iş transferde kalacak oyuncular gelecek oyunculara bir rol modeli oluşturur. Evet. Yani siz eğer gerçekten burayı aidet duygusunu hissetmeyen, buraya sahiplenmeyen, burasını farklı görmeyen, gelecek oyuncuya doğru onla anlatmayan oyuncuyu tutarsanız alacağınız oyuncunun katkısı hiçbir şekilde doğru yöne yönelmez. Ben o yüzden iş transferi bu anlamda çok dikkat eden adamımdır. Kalacak oyuncuların karakteri, Gidenlerin bu anlamda kötü olduğunu söylemek istemiyorum ama daha, daha uyumlu olduğunu daha 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 ziyade bizim e, frekansımızda bizim modelimizde e, daha bize etkin olabilecek evlatlarımızı tutmayı tercih ettik. O yüzden zamanımız çoktu, çok inceleyip sık dokuduk ve aşağı yukarı 12 taneye yakın oyuncuyu da tamam. devam ettik ve şimdi de. İşte yavaş yavaş kasamo'da çalıştığımız dönemde birçok arkadaşı da yurt dışından yurt içinden görebilme deneyebilme bakabilme gibi bir iki ekip de oluşturduk. Altyapımıza da çok ciddi önemler vererek Hem altyapımızda hem o denenmeye gelen oyuncularımız arasında bir mix yaptık, baktık, değerlendirdik, denedik. İki 2- üç tanesini buraya getirdik. Fakat yine söylüyorum, bizim hedefimiz farklı. Biz bir rol modeli seçmeye çalışıyoruz. Çünkü e, ne yazık ki bizim GMG Kastamonu Spor olarak, Kastamonu Spor camiası olarak bir futbol background'umuzun çok yüksek olduğunu söyleyemeyiz. Yani biz bir modeli yakalayıp ve bu model üzerinden Kastamonu halkına, Kastamonu seveni çok, İstanbul'da Türkiye'nin dört bir yerinde Kastamonu olanı çok ama ilgi alakası olanı, sadece bir Cengiz Aygün. Yani bunu evet. bunu biraz daha o insanları bu sektörün içinde destek olmalarını sağlayabilirsek ama insanlar da şunu mutlaka ki bekliyor. Başarı varsa peşinden gelen olur. Başarı yoksa peşinizden gelen çok az olur. Biz şunu arzu ediyoruz. Kastamonu'da olanlar için özellikle. Nasıl olsa bizim başımızda Allah razı olsun bir Cengiz Aygün var. Kastamonu için, Türk futbolu için önemli bir değer ve önemli bir şans. Ama onun dışında Kastamonu'da yaşayan insanlarımızın da eğer çorbada bizim de bir payımız olsun diyorlarsa, bir tuzumuz olsun diyorlarsa mutlaka destek olmak amaçlı maçlara gel gelip bu çocuklara çünkü gerçekten iyi oyuncular almaya başladık. Ve gerçekten bu ligin değerli oyuncuları almaya başladık. Biz verdiğimiz sözleri yavaş yavaş yerine getirmeye başladık. Çünkü biz dik bitiminde yine söylüyorum sayın başkanımızın ifade ettiği sözlerle yola çıkmıştık. Yani bu sene biz hedefi oynayan bir takım yaratacağız demiştik. E baktığımızda bu hedefi oynayan oyuncu grubunu yavaş yavaş birer 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 takıma dahil etmeye başladık. Bu da bizim için açıkçası çok keyifli bir durum. Evet İlyas Kubilay katıldı. Emre katıldı kaleye yani şu an benim atladığım eee Alptekin'e e, tabii takıma iyi takviyeler yapıldı. ama evet. Mustafa Alptekin çaylı röportajı da aldık bugün. Genç evet. kardeşimiz 2004'lü evet. e, milli oyuncu. Neler söylersiniz hocam? Şimdi Alptekin e, bizim için önemli bir değer. Evet. Başkan da çok seviyormuş. Yani ama başkan, Kastamonu sadece başkanın değil, e, Kastamonu sporlu taraftarı da. Kastamonu çok seviyor. Evet. Yani Tüm sporlu iş, sevmeli. Ya bizim amacımız oydu. Yani bizim amacımız evet bu sene çok isteyenler oldu mu oldu? Ama biz onun öyle bir halde gitmesini arzu ederiz ki öyle bir halde e, üstliklerde özellikle Lig'de olmasını isteriz ki e, Alptekin oraya gittiğinde e, ikinci sınıf muamele görmesini arzu etmeyiz. Çok güçlü bir şekilde orada olmasını isteriz. Çünkü Alptekin bizim için çok büyük bir değer. Evet geldiğimiz gün ben 16 yaşında 3 sene önce Kastamonu'yu çalıştırdığımda Alptekin 16 yaşındaydı. Daha henüz o zaman yeni başlamıştı. Eee sağ olsun o zaman Enes Aygün kulüp başkanıydı ve hakikaten Mustafa Alptekin ile ilgili bana o günkü söylemlerini dün gibi hatırlıyorum. Olması için elimizden gelen tüm çabayı sarf edelim hocam demişti ve o gün gerçekten bu oyuncunun iyi oyuncu olacağını konuşmuştu. O gündür bugündür de geldiğimiz noktada bakıyorum ki Alptekin ee, özellikle ikinci devre geçen senenin ikinci devresinde ciddi şanslar bulmaya başladı ve bu şansları da çok lehine döndürdü çok da özgüvenli ee, tabii ki çünkü e, gerçekten e, burasının bir memleketi olduğunu burada büyük bir rol modeli olduğunu Kastamonu halkına aslında verdiği mesaj verdiğimiz mesaj çok değerli olduğunu biliyor çünkü e, ondan sonra Alptekin'in takım kaptanı olmasından sonra evet, kaptan oldu. Alptekin'in takımda oynamasından sonra Kastamonu'ndaki bütün aileler Kastamonu altyapısına çocuklarını göndermeye başladı. Aslında bu çok ciddi bir misyondu. Yani Alptekin'e biz bunu anlatmaya çalışıyoruz her fırsatta. Üstlendiği misyon çok ciddi bir misyon. Ve bu üstlendiği misyonu Kastamonu halkı için çok değerli olduğunu, kendi öz evladının bir takım kaptanı olabileceğini, altyapısından yetişen oyuncunun bir takım kaptanı olabileceğini tüm Türkiye'ye gösterdik. Bu anlamda biz ondan tabii ki 18 yaşında daha henüz her şeyi dört dörtlük yapmasını bekleyemeyiz. Her şeyi dört dörtlük yönetmesini de bekleyemeyiz. Çünkü takım kaptanı olarak bir abisi, Aziz kardeşimiz var. Abdülaziz, Türk futbolunun en önemli backgroundlarına sahip oyuncularından bir tanesi. Şimdi böyle olunca da Odun da öğreneceği çok şeyler var. Onun da kendine katacağı ve takımına katacağı çok şeyler var e, Atrekin. Ve ben eminim iyi şeyler olacak. Evet dediğiniz gibi Emre Aydan'ı aldık. Ali'yi aldık. E, bana göre Ali sürpriz bir oyuncu olarak bize çok değer katabileceğini görüyorum, gözlemliyorum. Bana göre yine söylüyorum İlyas Kubilay gibi çok değerli bir ustayı aldık. Evet. Yani bu liglerin belki de en değerli ustalarından bir tanesi o aldık. Ben çünkü o usta tabirini herkese kullanmam. Bir e, sanatçı vardır. Bir de sanatçı vardır. Ben e, Kubilay'ın iyi bir sanatçı olduğunu, futbol sanatçısı olduğunu düşünüyorum. Ve bu anlamda da arkadaşlarına saha içerisinde çok önemli katkılar koyacağımı düşünüyorum. Zahit fındık aldık. Hadi Zahit aldım. Son 3 senedir e, şampiyonluklarla ve playoff'la dolu bir dönemi geçirdi. E, bize büyük bir katkı koyacağından adım kadar eminim. Alacağımız daha 4-5 tane bu ligin, belki de üst liglerin değerli oyuncuları olacaklar. Bu konuda kimse panik yapmasın. Biz baştan beri söylüyoruz panik yapmayın. Ne olur sabırlı davranın diye. Piyasa maalesef ki bu sene şey. istenilenin çok çok üzerinde bir piyasa. Beklenilenin çok çok üzerinde. Yani evet birçok şeyler değişti. Enflasyon değişti, yükseldi. Ama bu kadar çok sıkıntılı bir dönem beklemiyordu Türk futbolunu. Aslında Türk futbolunun yaşadığı şu kaosu herkesin taşın altına eline koyarak bu kaostan çıkması gerektiğini düşünenlerdenim. Ama biz maalesef ki önce kendimizi düşünüyoruz. Önce kendimizi düşündüğümüz bu yolda da Maalesef ki e, kulüplerin yaşamasını engellemeye çalışıyor. Yine 2-3 tane kulüp çıktı. Yine 2-3 tane kulüp. Ha babam, de babam oyuncu aldılar. Kimi 18 tane oyuncu aldı, kimi 10 tane oyuncu aldı, kimi 15 tane oyuncu aldı. Yani ben bunu anlam veremiyorum. Çünkü yarın oradan çekip gittiğinizde bir arkada bir yığıntı bırakacaksınız. Arkada olmazsa atıyorum, olmadı diyelim. Her parayı veren şampiyon oluyor mu? Her para harcayan takım şampiyonu oluyor mu? Asla. İşte Geçen sene benim Manisa FK kulübüyle başladığım çok cüzi rakamlarla kurduğumuz bir takımın devreyi 30 puanla bitirmesi, ligin ikincisiyle arasında 3 puan farklı bitirmesi Eyüp takımının 37. 350 milyon civarında bir para harcayarak playoff'u son maçta yakaladığını tanık olursak olduğumuz bir sezondu Demek ki neymiş? Parayla şampiyon olunmayacağını sadece paranın şampiyonluk için yeterli olmadığını elbette ki iyi oyuncularla al alıyorsunuz. Elbette ki ligin iyi oyuncularını al alıyorsunuz. Ama kriter şampiyonluk kriteri sadece paradan geçmiyor. Onu yöneten e etmenler var. Onu değerlendiren katmanlar var. Yani bunu değerlendirmek için çok bilgi birikim ve donanıma ihtiyaç var. Yani şampiyonluk öyle ağızdan çıktığı kadar kolay söylenen bir şey değil. Yani evet biz şampiyonluğa oynuyoruz. Dik. Sana zaman ne gösterecek onu bilemiyorsun. Ama şampiyonluğu yakalamak için de o lig evresinde yaşanan bir sürü kaos var. O kaosu nasıl yöneteceğinize bağlı. O kaosun içinden nasıl çıkacağınıza bağlı. Futbol sadece sizden ibaret değil. Karabük Spor örneği verebiliriz. Çok iyi bir kadro kurduktan sonra küme düştüler. Yani futbolda bunlar maalesef ki var, maalesef ki çok örnekleştirebiliriz. Ama e, önemli olan takım olma duygusunu, takım olma birlikteliğini doğru bir şekilde koyabilme ve gerçekten faydalı olabileceğine inandığınız oyuncuları alabilme sanatıdır. Peki hocam gruba geçelim, grup değerlendirmesi yapalım şimdi grupta e, çok ciddi para harcayan e, kulüpler oldu, transferler yapan takımlar oldu. E, Kas, GMG Kastamonu Sporu da bunlardan birisi. Bu arada şunu söylemek istiyorum, hemen araya gireyim. Tabii ki Cengiz Başkan e, Kastamonu'nun lideri gibi e, birçok şeyi sahipleniyor. O Ogun'u bu konuda tebrik ederim. Kastamonu Sporu tekrardan ayağa kaldırdı. Bir şekilde e, tahtaya açtı, ödemeleri yaptı. E, oradaki gençlere, e, siz de işte Alptekin gibi bir yol açtı onların ilerlemesi için bu konuda çok teşekkür ederim on yani Kastamonu Spor'da bu sezon yarışmacı kimliğiyle katılıyor evet. neler söylersiniz ligi nasıl değerlendiriyorsunuz valla biz adımlarımızı çok temkinli atıyoruz yani diğer takımlar gibi transfere harran hürren girmedik evet yani sağ olsun başkanımızla birlikte yönetim kurulumuzla birlikte ee, çok sabırlı, sakin dirayetli evet halkımız bizden çok ciddi transferler bekliyordu biz çünkü 4 ay öncesinde başladık bu işe yani transfere ama tablonun çok ciddi rakamlara dönüştüğü bir ortamda oyuncu almamız çok doğru değildi kulüplerin kapılarını kapatabilirdik yani yarınlara büyük facialar yaşatabilen kulüpler olabilirdik o yüzden biz onu istemedik şu anda çok uygun, çok doğru. Bir iki tane evet çilek diye atlandırılırsa atlandıralım. Ama diğerlerinin de bize, yarışmacı kimliğimize katkı koyacak ve bu şehri tekrar ayağa kaldıracak. Futbolu, evet biz futbol şehri yapmak istiyoruz Kastamonu'yu diyebileceğimiz bir oyuncu modeliyle sahada olmak istiyoruz. Evet biz iddialıyız. Transfer yapmasak da iddialıyız. Yani bunu laf olsun diye söylemiyorum. Ben hayatımda kimseye hayal satmadım. Hayatımda hiçbir zaman kimseyi kandırmak gibi bir niyetim hiç olmadı. Futbolun gerçekleri var. Kimseyi kandıramazsınız. Kendinizi kandırırsınız. Yani futbolu bilmeyen artık bu ülkede yok. Bu ülkede futbol artık herkesin küçücük çocuğun bile oyunu oynadığı, ee, PlayStation'larla artık futbolu çok yakından oynayarak gerçekleştirdiği bir oyun. O yüzden bunu kandıramazsınız. Kimseyi kandırma şansınız yok. Şu oyuncu şöyle deme şansınız yok. Artık teknoloji sizi her yere ulaştırıyor. Her şekilde oyuncunun kim olduğunu, ne olduğunu iki tane yazıyla bulabiliyorsunuz. Böyle bir ortamda da biz çok değerli, çok kaliteli, çok düzeyli ama yarışmacı kimliğiyle de Hedefe oynamış, hedefte kalmış, geçen sene hedefi yakalamış, oyuncuları alacağımızı ifade etmiştik. Çok şükür ki Cengiz Başkanım ve sevgili Enes Başkanım, bu konuda Profesyonel Şube Başkanım ve bunların hepsi değerlendire değerlendire çok güzel bir ortama teker teker geliyor. Şimdi ligin seyrinde, evet görünen köy kulavuz istemez. 7-8 tane takım bizim ligimizde, bizim grubumuzda. Ee, çok böyle e, transfer politikası geniş bir transfer politikası çizdiler. Bu ne kadar doğrudur? Ne kadar yanlıştır? Zaman gösterecek bunu. Lig başlayınca gösterecek ama dediğim gibi 17 tane takım oyuncu alan da var. 13 tane de oyuncu alan da var. 10 tane tabii bu ihtiyaca göre asıl olan bir şey. Yani ne yapsın yoksa oyuncusu 17 tane oyuncu alabilir tabii ki. Ama bu zaman dilimi içerisinde nasıl doğru hayata geçer onu zaman gösterecek. 7-8 tane bizim grubumuzda şampiyon adayı var. Şampiyonluğa oynamak isteği olan takım var. Ama bu zaman diliminde ne kadar başarılı olurlar, ne kadar adaptasyonu çok çabuk gerçekleştirirler, ne zaman takım olma duygusunu daha fazla takım, taraftar, basın, hepsi beraber yönetim, hoca bir ekip haline gelebilirler. O zaman bunu başarabilirler. O yüzden ben şu şampiyon adayı demek gibi bir e, kelimeyi kullanmak istemiyorum. Çünkü çok doğru bir kelime olacağını düşünmüyorum. Transferlere göre göre hiç hareket etmiyorum. Bu transfer şunu yapmış, yapabilir. Çok önemli değil. Aralarda çok büyük farklar yok. Sadece şunu bilmeli. Yani Süper Lig'de uzay futbolu oynanmıyor. Birinci ligde atıyorum ayda oynanmıyor. Bir, bir ikinci ligde işte köyde oynanmıyor. Yani aralardaki uçurum çok farklı değil. Arada çok uçurumlar yok. Sadece aradaki uçurumlar ne biliyor musunuz? Sadece yaşam kalitesi. Yani lig kalitesi. Evet. Oyuncu kalitesi değil. Oyuncu kalitesi asla değil. Yani arada sıkışmış o kadar çok oyuncu var ki hem birincilikte hem ikincilikte arada kalmış oyuncular var çok. Ama biz maalesef ki tabii ki ikinci ligin getirmiş olduğu gelirlere baktığımız zaman çok komik. İşte statlara baktığımız zaman hala çok komik. E ben bunu hep söylüyorum. Ya arkadaşlar yukarı ile ilgileneceğinize biraz aşağı ile ilgilenin. Yani bunu ben buradan sizin aracınıza Hamit Altıtop'a bir daha sesleniyorum. Yani gözünü seveyim. Bundan iki sene önce geçen sene de sezon başında e, ifade etmiştim. Yani birazcık olsun futbolu biliyorum demek, futbolu e, yeterince takip ediyorum demek, e, sizin kesinlikle e, donanımınızla ilgili bir şey. Siz hiçbir background'unuz olmadığı bir konumda, altyapıyı, kulüplerin ikincilik ve üçüncülüklerini bilmediğiniz bir ortamda e, bir şeyleri yaratma şansınız yok. Yok. Oradan da topu ben alayım hocam. Şuna geçelim. Ee, son olarak da bu soruyu sormak istiyorum size. Tabii, Şimdi, tabii üst ligde çalıştınız. Ya, biliyorsunuz. Alt ligde de çalıştınız. Yani, siz hemen hemen her yerde çalıştınız. Amatör kümeden Süper Lig'e kadar hepsinde çalıştınız. Çalıştım. Şimdi e, ikinci ligin bir problemi var. 38-39 takım sadece 3 kupa için mücadele ediyor. Doğru. Şimdi siz az önce dediniz ki 7-8 takım bütçe harcadı iyi kadro kurdu. Evet. Beyaz grup için ya da kırmızı grup için söylediniz. Bir diğer grup var. O grupta da en kötü şartlarda da 5-6 takım bunu yapıyor. Var. Toplamda 13-14 tane takım şampiyonluğa kadro kuruyor ve 3 kupa için. Evet. Şimdi birinci lige geliyorum. Birinci ligde de 7-8 takım bütçe harcıyor 3 kupa için. Ve 18 takımlı bir ligde 3 tane kupa alınıyor. Doğru. Şimdi burada e, ben kendi fikrimce bir adaletsizlik var. Yüzde Çıkma ihtimalinin çok düşük olduğu bir sistemde. Siz ne düşünüyorsunuz? O kadar yüzde yüz katıldığımı söyleyebilirim ki çünkü biz planlama adına bir şey yap yapmayan bir ülkeyiz. Yani planlamamız her sektörde olduğu gibi futbolda da yanlış. Yanlış. Maalesef ki yanlış. Ben evet şimdi 18 19 takımlı bir geç Malatya katılmıyor. 18 takımlı bir birincilik düşünün. 3 tane takım şampiyon olacak. Şampiyon olacak. Burada 40 takım var atıyorum. 39 takım var ikincilikte. 3 üç, üç takım çıkacak. İhtimal e, Celil Başkan 1961 Trabzon e, Kulübü Başkanı Sayın Celil Başkan buçuk e düşmüş ihtimali. buçuk şampiyon olma ihtimalim var. Başarı işte oyuncu transferi, teknik direktör ikisi falan tesisleşme bunlara bakmadan buçuk şampiyon olma ihtimalim var. Bu ne kadar çok düşük bir ihtimal? Çok doğru bir hesaplama. Futbol analizlerle doğru orantılı bir oyun. Şimdi bu kadar zor bir analizde siz şampiyon olacaksınız. Bu kadar çok takımlı birlikte sayı bu kadar az olacak. E niye yukarıyı 20'li yapmıyoruz? 4 takım çıksın. 4 takım çıksın. 4 takım düşsün. Hani düşsün. Madem rekabet istiyoruz, madem sirkülasyon istiyoruz. Play-out'la getirebiliriz. Neden? Neden? Yani yukarıyı hak etmeyen çıkmasın. Evet. Çıkmasın. Yani, Düş, yani Avrupa'da böyle değil, değil mi? De, Almanyalarda değil mi? böyle değil mi? İngiltere'lerde falan böyle değil mi? Böyle ya? böyle. Evet. Biz düşmek niye bunları, bunları yapmıyoruz? Hani Avrupalı yönetiyor bizi. Biraz önce söylediğim kardeşimiz Avrupalı değil mi? Ahmet Bey Avrupalı. E nasıl Avrupalı? Yani Madrid gördü. E, e, gördü. Futbolculukta gördü. Evet. Antrenörlükte gördü mü? Şimdi antrenörlükte görmeyen insanların, donanımı bu anlamda birikimi olmayan insanların bu ülkede söz sahibi olması bence işte yanlışların en büyüğü burada başlıyor. Yani biz adama göre iş buluyoruz. Bizim en büyük problemimiz ülke bazında. Özellikle futbol başka bir branş burası. Bak şimdi. Bakın şimdi futbolu, e, basketbolu kimler yönetiyor? Hidayet gibi. Basketbolun içindeki adam. Dünya fut, dünya basketbolunun en değerli e, Ömerler gibi, en değerli. En değerlisi Hidayet e, en en iyi kari, kariyere sahipsin. Evet. Peki bizde bizde Mehmet Bey ben ticaretten tanıyorum başka türlü. Tanıyorum. Yani bizde niye futbolun içinden birileri o grubun içinde yer almıyor? Atıyorum niye Samet Aybaba almıyor? Atıyorum Niye Mustafa Denizli almıyor? Dursun orada ve futbolu yönetsinler. Yani illa ki federasyon başkanı olmasınlar. Futbol başkanı olsunlar. Yani neden bunu yapmıyoruz? Neden biz, ha sadece onlar değil, onlar üst seviyede çalıştı. Mustafa abi üst seviyelerde de çalıştı ama aşağıdan da teknik direktörler getir. Yani ikinci ligde, üçüncü ligde çalışanlar, birinci ligde çalışan hocalardan da birer tane orada bir departman yapın. Bu departmanı futbolu yönetenler olarak, lig, lig. işte atıyorum. Bir tane e, getirmişler yönetici. Baba sen muhasebecisin. Veya atıyorum inşaatçısın. Yani ben senin sektörünü bilmem. Ama sen de benim sektörümü bilmezsin. Yani bu bilmiyorum yanlışsa bizim ülkemizin en büyük problemi, en büyük sorunu İşi bilmeyenler iş başında. En büyük problemi bu. İnşaat yapmak birisi için çok kolay. Futbol oynamak, futbolu yorumlamak birisi için çok kolay. Ya bir sürü insan var bu anlamda bir şeyleri yorumlarken işte şu tahtayı niye böyle yapmadık? Bilir kişiyiz ya hep. Hep bilir kişiyiz. Ama işin içeriğini bilmediğimiz için sadece yorum yapar ve insanları karalamaya, insanları yanlış yönlendirmeye ee, önem veren bir topluluğumuz. Halbuki işi bilen insanlarla yolda yürümek bence dünyanın en güzel en basit şeyi. Almanya'yı kimler yönetti? Franz Beckenbauerler yönetti. Yani birazcık bir bakıp bazı şeylerden rol modelleri almak bence bu kadar zor değil. İşimize de gelmiyor Ama bizim egomuz var. Bizim ego gibi, kompleks gibi çok iğrenç bir yapımız var. Yani bunu bir insan olarak söylüyorum bir varlık olarak söylüyorum. Allah'ın yarattığı bir varlık olarak söylüyorum. Sadece bugün koltuk işgal ediyor. Burada egonun kompleksin ne anlamı var? Yani burada insanlar ben bilirim dediği zaman bildiğini mi zannediyorsunuz? Hayır. Bence ben biliyorum diyen insan hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Ben ülkemizin en büyük sıkıntılarından bir tanesinin konsensüs sağlanmadan insanların birlikte hareket etmesini gerçekleştirmeden gerçekten bu branşta çok ciddi bilir kişiler olmasına rağmen onların fikri alınmadan yol yüründükçe ülke futbolumuzun her geçen gün daha geriye gittiğine şahit olacağız. O yüzden çok üzgünüm, çok mutsuzum. 45 senesini bu sektörün içinde yaşamış birisi olarak 26 senesi teknik direktör. Dediğim gibi Bal liginde de çalıştım. Süper Lig'de de çalıştım. 26 sene bu liglerde çalışmadığım yer kalmadı. Bölge kalmadı. Ama 19 senede futbol oynadım. Profesyonel futbol oynadım. Gol kurallıklarım var. Bir sürü yap, iş yapmışlığımız şampiyonluklarım var. Yine söylüyorum biz hala bu işi bilmiyoruz. Yani bizden daha çok bilen, bizden daha çok bu işi anlayan insanların olduğu, bu anlamda egolarını hep şişik tuttuğu müddetçe... Bizim ülke futbolumuzun ilerlemesi ve insanlar tarafından şu anda sevinmez hale gelmesi, tribünlerin niye boş olduğunu, neden insanların artık eskisi gibi sadece tabii ki bu ekonomik anlamda buna yükleyebiliriz bir şekilde. Ama biraz daha insanları mutlu edebilecek kadrolar, mutlu edebilecek yatırımlar, mutlu edebilecek gelecek sunmak gerekir diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkürler. Umarız bir an önce federasyon özellikle ikinciler kısmındaki o e, haksızlığa bir an önce de çözümlüdür. Tek dileğim de bu. İnşallah. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Görüşmek üzere. İyi günler.